kez daha. Peki şimdi konuğumuz Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum sağ olun, sizlere. Sağ olun hocam. Bugün biraz aşıyı konuşmak istedik. Çünkü virüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Şimdi ne kadar yol kat edildi, aşı ne zaman insan için kullanılabilir hale gelecek? Eylül gibi bir zaman da var, öyle midir? Yani Eylül aslında çok iyimser bir rakam. Çok Eylül gibi olacağını şahsen ben düşünmüyorum. Çünkü normal aşılarda zaten bir aşının üretim aşaması ve piyasaya verilme aşaması çok uzun yıllar alan bir süreç. Burada hızlandırılmış bir süreç izleniyor. İnsan çalışmaları başladı doğru ama aşıyı şey diye değerlendirmeyelim lütfen. Aşıları önce yani bayağı bir fazları var aslında aşıların ama burada hızlandırılmış bir süreç içerisinde zaten dünya. Şöyle düşünün, şu an insan çalışmaları küçük gruplar halinde başladı, yapılıyor. Bunların çünkü önce bir etkinlik, güvenlik ve ardından da siz yaptığınız aşının aslında buna şu an bakılmıyor ama ne kadar uzun süre sizi koruduğunu da bilmeniz gerekiyor. Çünkü koronavirüslerin doğal özellikleri sebebiyle size enfeksiyon geçirdikten sonra uzun süreli bağışıklık yanıtı sizde oluşturmayabilir. Acaba aşıda da benzer şeyler olacak mı? Şu aşamada herhalde aşı değil de uyguladığımız temas önlemleri, yakın sosyal mesafeye dikkat etme bizim için en önemli hadiseler. Aşı ne zaman lazım olacak? Aslında biraz evvel söylemiştim. Koronavirüslerin doğal özellikleri sebebiyle aşının bağışıklık yanıtı uzun sürmez. Bu yüzden de 6 ay, 1 yıl sonra antikor yanıtınız, bağışıklık yanıtınız olmayabilir küçük bir grupta. Bunun önemini hep söylüyoruz. Başarılı bir süreç içerisindeyiz. Virüsün dolanımını durduruyoruz. Temas önlemlerini azaltarak. Ancak bu virüs herhalde belki kışın da göreceğiz. Belki 2021'de de göreceğiz. Sadece Türkiye için değil, tüm dünya için aynı şey geçerli. O zaman şöyle düşünün. Kışın göreceksek, şimdi hastalığı geçirenler belki o zaman yine bağışık yanıtları tanımlayacak. O zaman aşılar devreye girecek. Aşılar devreye girip aslında toplumun büyük kısmı aşılanacak ve ondan sonra da mikroorganizmanın toplumda dolaşımını keseceksiniz ve belki mevsimsel bir hale gelecek, belki de kendiliğinden artık toplumdan mikroorganizma çekip gidecek. O yüzden aşıların gördüğünüz gibi geniş perspektifte bakmak lazım. Biz hep o gözle bakarız. Yani bizim için sadece o anlık değil, güvenliği de çok önemli aşının ve ne kadar sizi koruyacak. Yaptığınız aşı 10 gün koruyorsa sizi, aslında o aşının her zaman bizim için çok değeri yok. O yüzden insan çalışmaları yeni başladı. Bunların hepsi bir bütün. Bunlar başarılı olacak mı, olmayacak mı? Önümüzdeki süreç bunları bize yakından gösterecek. Ama en ideal aşı nasıl olurdu? Bu mümkün değil tabii ki. Şöyle düşünün, aşıyı yapıyorsunuz ve gönüllü yaptığınız kişilere gerçek mikroorganizmayı veriyorsunuz. Şunu görürsünüz verdiğiniz zaman, aşı gerçekten koruyor mu? Ama bunun tabii ki birçok etik sebepleri, birçok kısıtlamaları var. Yapma şansınız olmayabilir. Yapmadığınız için de doğal süreci bırakıyorsunuz. Aşı yapıp kişiler doğal karşılaştılar mı? Antikor yanıtları nasıl olacak? Ya da yapay şeye bağlı antikor yanıtları nasıl olacak? Onu görebiliyorsunuz. O yüzden bunları genel anlamda aldığımız zaman bizim için önemli olan şu aşamada bizim yapmış olduğumuz bu uygulamaların vermiş olduğu başarılar. Bakın ilk önce ne yaptık? Mikroorganizmanın girmemesi için uğraştık. Girecekti, girdi. İkinci aşamada hasta sayımızı nasıl azaltabiliriz? Bir çabası içerisinde girdik. Teması azalttık. Yoğun bakım şartlarını düzelttik. Hastalara direkt ilaç başladık. Bütün pozitif olan vakalara. Şimdi üçüncü aşamadayız. Bir artık plato aşamasında, yani dinlenme aşamasında. Bundan sonra aşağıya doğru inmemiz, dördüncü aşamaya girmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi her şeyin bir aşaması var. Bunu da sürdürebilmek için kurallara uymamız gerekiyor. Emin olun, her basamak kendi içerisinde o kadar çok önemli ki kurallar. Bence en önemli basamaklardan biri bu, sürdürülebilirlik ve azaltamam. O noktada ben de bir şey sormak istiyorum hocam. Aşı meselesine bir soruyla daha soracağım ilerleyen dakikalarda ama şimdi iyileşen hasta sayısı
vaka sayısını geçmiş durumda. Bu sevindirici tabii. O makas giderek artıyor. Neredeyse iki katı 4651 iyileşenlerin sayısı dünkü rakamlar. 2131 yeni vaka. Şimdi bu durum bize neyi gösteriyor? Ama bir taraftan da hala vakalarımız olmaya devam ediyor. Can kayıplarımız maalesef oluyor. Bir de şimdi bu sokağa çıkma kısıtlamasından sonra her pazartesi aynı sendrom yaşanıyor. Pazartesi sendromu artık sokaklara taşıyor bir şekilde. Bunu hani kontrol altına alındı denildikçe mi acaba böyle bir durum ortaya çıkıyor? Hani ben biraz da çuvaldızı kendimize batırıyorum. O anlamda soruyorum bunu. Böyle demek doğru mu? Yoksa hani işte o pazartesi sendromunun önüne nasıl geçeceğiz? Bu da bir başka sorunu işaret eder mi iki hafta sonra? Bu vakalar, bu durumlar değişir mi? Onu da soracağım size. Şimdi şöyle düşünün, dikkat ederseniz ben hiçbir konuşmamda her şey çok iyi, artık rahat edebiliriz demiyorum, diyemiyorum. Biraz evvel de söyledim size, her aşamanın kendi içerisinde ciddi bir önemi var. Çünkü şu an yapmış olduğunuz rehavet, işleri gevşetme işleri 10 gün sonra size tekrar vaka artışı olarak görülebilir. Şu an elbette ki daha durum geçmemiş durumda, iyi bir dönemdeyiz. Bunu sürdürebilmek çok önemli. Burada tabii bizler her gün neredeyse insanlarımıza bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun evet haklısınız, ben de dün gördüm, açıkçası ben de üzüldüm. Çünkü ciddi bir emek veriyorsunuz. Ciddi bir şekilde insanları sokağa çıkmaması için kısıtlamalar getiriyorsunuz, evde tutuyorsunuz. Bunun neticesini de görmek istiyorsunuz. Çünkü süreç uzadıkça motivasyon da azalır, insanların sabrı da azalabilir. O yüzden bunların olmaması için hep söylüyoruz, şu günler çok önemli. Belki bu şekilde gittikten sonra Mayıs'ın ortalarına doğru ciddi bir rahatlama olacak. Sizin şimdi 2100'lü rakamlarda her şey çok güzel, elbette ki güzel, ama rahatladık deme şansınız hala yok. Bu rakamların daha da düşmesi lazım. Ve nihayet olarak 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasında neticesini göreceğiz 10 gün sonra. Belki rakamlar 1000 lira düşecek. Zaten şimdi bir anda 2135 değil de dünkü rakam 500 çıksaydı insan biraz şüpheye düşebilirdi. Ama şu an her şey birbirleriyle paralel gidiyor. Siz de söylediniz, test sayısı azalmış. Çünkü Sayın Bakan da dün vurgulamıştı. Test sayısı azalıyor, çünkü başvuru sayısı azalıyor. Bunların hepsi birbirleriyle paralel. Biz baktığımız zaman bu tabloya sadece vaka sayısı, iyileşen sayısı, test sayısına bakmıyoruz. Hepsine bakmamız gerekiyor. Yoğun bakımdaki hastalar azalıyor mu? Çünkü girişler de azalıyor mu? Hepsi ama şu an birbirleriyle paralel gidiyor. O yüzden doğruluğunu da tablonun kendiniz baktığınız zaman da görebiliyorsunuz. O yüzden bizim insanlarımızın hakikaten dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğundan bir akşam öncesinde ya da gündüzünde marketlerde yeni bir kalabalıklar oluyor. Belki bunlar saatler içerisinde bölüştürülüp gidilebilir. Ya da pazartesi günü içinde o bahsettiğiniz sendrom için yapılabilir diye düşünüyorum, ama bunu çözmemiz lazım. Hı hı. Çözmemiz gereken bir, ya çok önemli bir durum. Pazartesi sendromu hayatımızda artık. Şimdi hocam, şimdi aşı konusuna dönecek olursak, bu hafta aynı zamanda aşı haftası biliyoruz. Bu nedenle de son sorumu hani aşı karşıtlığı üzerine sormak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü 2019'da aşı karşıtlığı fenomenini küresel sağlık tehdidinden biri olarak gösterdi. Şimdi Türkiye'de zararlı olduğunu iddia ederek çocuklarını aşılatmayan aile sayısı arttı bir taraftan. Bir veri mesela, 2016 yılında 9 olan kızamık vakası sayısı 2018'de 662'ye, 2019'da artık binlere ulaşmış durumda. Şimdi de aslında çeşitli iddialarla Covid-19 aşısına da karşı çıkan bir kesim var. Şimdi bu bilinç, bu aşı karşıtlığı durumu dünyanın tamamına yayılırsa bizi nasıl bir tehlike bekliyor? Çocuklarımızı nasıl bir dünya bekliyor? Aslında bunu çok detaylı bile bakmamanıza gerek yok. Dünya yıllardır, yüzyıllardır salgınlarla uğraşıyor. Şöyle düşünün, Türkiye'nin hakikaten en basit örneğini vereceğim. Çevresinde 4-5 yıl önce çevre ülkelerde çocuk felç vakaları vardı. Ama biz bunu hiç hissetmedik, hiç görmedik. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın o vefakar ekibi o bölgelerde gidip kapı kapı çocukları bulup aşılamalarını sağladı. Ve Türkiye'de hiç vaka görmedik. 98 yılından beri de bir tane bile çocuk felç vakamız Türkiye'de yok. Bu ne kadar önemli
bir hadise. Yani tüm dünyada tehdit halinde devam ederken siz görmüyorsunuz. Bunun gibi birçok hadiseyi gündeme getirebilirsiniz. Dünya çünkü sürekli salgınlarla, yeni mikroorganizmalarla boğuşmak durumunda. En basitinden COVID için bile şu an hepimiz bir aşı beklentisi içerisindeyiz. Ne diyoruz? Şu an olmasa bile gelecekteki mikroorganizmanın dolaşımını durdurmak için bu aşıya ihtiyacımız var diyoruz. Bunu da iyi bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Ne diyoruz? Basit bir mikroorganizma herkesi öldürmüyor, risk gruplarını öldürüyor ağırlıklı olarak. Ama toplumunuzda dolanmaya devam ettiği sürece aynı önlemlere devam etmek zorundasınız. Bunu da kesecek tek bir yol ne şimdi? Ya toplumu bırakacaksınız, herkes %80'iniz enfekte olacak, bağışıklığınız olacak ya da iyi bir aşı bulacaksınız. Şeyi kıracaksınız. O yüzden aşılar Türkiye aşı konusunda çok ciddi aşamalar kat etti. 2006 yılından sonra özellikle Türkiye'deki dünyadaki olan bütün uluslararası şemalarda olan aşılar neredeyse ulusal şemamız da var ve neticesinde de dediğim gibi ben mesela örnek asistanlığım dönemlerinde maternal tetanoz dediğimiz yeni doğan bebeklerde tetanoz vakaları görüyorduk ama şu an hiç görmüyoruz. Bunlar hakikaten çok önemli ve sürekli anlatılması gereken hadiseler. Suç şeyi vakalarımız azaldı mesela. Ulusal şemamızda en güzel örneklerinden biri yine asistanlık dönemimizde hepatit A dediğimiz vakalar o kadar çok yoğundu ki yatıracak yer bulamıyorduk ama şu an bizim öğrencilerimize gösterebileceğimiz hepatit A vakalarımız yok. Bunlar bence aşıların en güzel uygulamalarına ve bütün aşılarında artık Sağlık Bakanlığı'nın ulusal şemasındaki aşılara baktığınız zaman hepsinin çok güvenli olduğunu, ulusal camia, uluslararası camialarda kullanılan aşılar olduğunu görebiliyorsunuz. Peki, yani bu aslında tartışmaya bile açılmaması gereken bir konu. Asla. Kesinlikle biz çocuk enfeksiyoncular bu hastalıkları, bulaşıcı hastalıklarla yıllardır uğraşan kişileriz, yıllardır emek veren kişileriz. Ve bizim şöyle söyleyeyim size, biz hasta yatırdığımız zaman hastaneye, diyelim ki bir zatürreli bir hasta, aileye ya da menenjitli bir hastayı yatırdığımız zaman, aile bize sorduğu zaman hocam çocuğumun durumu nasıl? İnşallah iyi olacak deriz. Çünkü tedavimiz başlarıp izlemeye geçeriz. Ama bizim için önemli olan, bizim için önemli olan, pediatristler için önemli olan ya da bütün hekimler için önemli olan koruyucu hekimliktir. Siz bunu önceden duvarınızı, bariyerinizi kuracaksınız ki o aşamaya gelmeyeceksiniz. Ki bu sözü bilmiyorum, zaman gösterecek demeyeceksiniz. O yüzden aşıların bu bile ne kadar önemli olduğunu gösteren önemli bir etken. Peki hocam COVID-19 aşısıyla ilgili bu yapılan peki polemiğe ne diyorsunuz? Yani dediğim gibi her zaman polemikler olacaktır. Şu an aşının ne durumda olduğunu da bilmiyoruz dediğim gibi. İnsanlar olsa üstünde bile yaptırmayın diyenler için söylüyorum tabii. Aşı karşıtlığından bahsediyorum. Evet evet söyledim size ama yani bunun polemiğe bile konuşmaya bile yok. Çünkü bunu anlatmamız gerekiyor dediğim gibi. Peki. Bu mikroorganizmanın kalıcı bir antikor yanıtı oluşturmadığını, mikroorganizmanın uzun bir süre daha toplumda dolaşabileceğini, bunu yok etmenin de mikroorganizmaya toplumdan dolaşımı durdurmanın da şu an 6 ay sonrasında, 1 yıl sonrasında bile en etkili yol belki de aşı olacak. Bunları bizim sürekli anlatmamız gerekiyor. Peki. Hocam çok çok teşekkürler. Zaman ayırdınız. Ben ne kadar yoğun ediyorum. Olduğunuzu biliyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer. Kolaylıklar diliyoruz hocam. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz.